Fokur. Biraz eğil. Sol. İsmet hocamıza hepinizin huzurunda çok teşekkür ediyoruz. 3 yılda bize 2 kupa aldırdı. İkinci ligden bire, birden Süper Lig'e çıkardı. Dün de ben yoktum. Arkadaşlar güzel bir anılarla aramızdan güle oynaya, ağlaya ayrıldı. Ama zaman zaman kan değişikliğinde bir fayda olduğunu düşündüğümüz için Volkan kardeşim de benim evladım gibi sürekli bu vesileyle değil, sürekli görüştüğümüz bir dostumuz, kardeşimiz. Otelde, milli maçlarda, bizim düğünümüzde, iyi günümüzde, kötü günümüzde hep yanımızda olan bir dostumuz. Bu vesileyle tekrar aramıza hoş geldi diyoruz. Bodrum sporumuz için de inşallah hayırlı olur diye düşünüyoruz. Kendisine ve ekibine hoş geldin derken başarılar diliyoruz. Çok sağ olun başkan. Öncelikle başkanıma çok teşekkür ediyorum. Dediği gibi beni ailede gördükleri için çok mutluyum. Ayrıca Bodrum'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada öncelikle ben bir İsmet hocama paragraf açmak istiyorum. Bu takımın buralara gelmesinde, bu takımın temeli atmasında, ikincilikten birinci lige, birincilikten süper lige gelmesinde en büyük katkı kendisindendir. Kapılarımız da her zaman açıktır. Bu inşa ettiği değeri onunla beraber her zaman konuşarak, tartışarak bir yerlere getirmeye çalışacağız. İsmet hocamızla hala görüşüp alışverişimizi, fikrimizi alacağız. Ona öncelikle teşekkür etmek istiyorum sizlerin aracılığıyla. Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Ali Başkanıma çok teşekkür etmek istiyorum. Yönetim kurulu abilerime çok teşekkür etmek istiyorum. Bana değer verdiler. Buraya çağırdılar. Ben de buraya 3 yıllık, değil mi başkanım? Evet. 3 yıllık. Bakalım belki daha uzatırız. Değil mi başkanım? Sen ne dedin? 3 yıllık bir proje için geldik. Bu projenin içinde detaylar var. Detaylardan kastım hedeflerimiz var. İnşallah bu hedefler doğrultusunda Bodrum Spor'u düşündüğümüz, taşındığımız yerlere götürmek için elimizden geleni, ben ve ekibim yapmak için buradayız. Bodrum'la ilgili şunu da söyleyebilirim. Burası benim için çok önemli bir yer. Sebebini belki bilenleriniz var, bilmeyenleriniz var. Detaylara girmeyeceğim. Ben buraya kendimi çok aidiyet duygusunu hissederek geldim açıkçası. İnşallah da burada en iyi şekilde hep beraber Bodrum Spor'u daha yukarılara taşımaya çalışacağız. Teşekkür ederiz hocam. Ben önce yönetimimizi, başkan vekilimiz Selahattin Bey, hoş geldiniz. Yönetim kurulu üyemiz Caner Tuna, Tamer'in biliyorum. Aşkın Bey, hem hissedarımız Selahattin Bey'le, İsmail Bey, bunlar mali işlerden Aşkın Bey sorumlu. Paralar hep oradan geliyor, bakalım inşallah devam eder. Biz de 4 ortaklı bir anonim şirketiz. Önce ben başladım. Belediyeyi de sayarsak 5 de. Belediyeden gelen bir şey yok şimdilik. Bakalım. Ondan sonra biz bu işi zevkle en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. İnşallah. Bugüne kadar çok şükür aldığımız günden bugüne kadar olan bütün borçlarını ilk sene ödedik ve hiçbir tarafa ne futbolcuya ne yönetimine efendime söyleyeyim ne hocalarına ne de devlete 5 kuruş borcumuz yok. Her şey günü gününe ödenir. Burası bir anonim şirket. Ve anonim şirketin, biz anonim şirkette yönetici değiliz. Biz anonim şirketin hissedarıyız, sahibiyiz. Onun için buranın başarılı olması için sizin gibi değerli
hocalarımızla da çalışmaktan çok büyük zevk alacağız. Ekibinizi de gördük, duyduk. Gerçekten inşallah güzel şeyler yaparız. Bizim amaçlarımız var, hedeflerimiz var. Sizin de hedefleriniz olduğunu biliyoruz. İnşallah bu hedeflerimizi en kısa zamanda İsmet Hoca da olduğu gibi sizin de Süper Lig'deki hedeflerimizi yerine getiririz. Hem yönetici abilerimiz, hem başkanlarımız, hem benim ekibim hep beraber tek bir amaç için Bodrum'u daha ileriye taşımak için, daha yukarı taşımak için hep beraber mücadele edeceğiz. Allah'ın izniyle. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet, sorunuz yok herhalde. Toplan. Hatta Servet'e dedim ki gelemedim, özür dilerim. Ama dedim bir dahaki maçı finale kalırsanız geleceğim ve çıkacaksınız dedim. Servet burada şahidimdir. Daha öncesinde de 2-3 senelik bir zaman zarfında da yine Servet'le Şafak Başkanı'yla otururken de şunu söyledim. Siz birinciliğe çıkın, inşallah çıktığınız zaman da hocanız ben olacağım dedim. Hani aslında uzun süreli bir plan yok ama niyet var. Niyetleriniz de iyi olunca her zaman karşınıza çıkarıyor. O sizin yakaladığınız paragrafın içeriği buradan geçiyor. Neden 3 senelik dersiniz de ben Bodrum'un 3 sene boyunca nerelere geldiğini gördüm. Neden geldiğini de söyleyeyim, buradaki insanların sayesinde. Buradaki insanlara olan güven sayesinde. Yoksa bu imkanlarla bu kadar kolay 2 senede 3 senede bir lige, bir üst lige çıkmanız çok kolay bir durum değil. Ben de buradaki insanların o değerini, önemini gördüğüm için benim de hedefim var. Nasıl başkan diyorsa hedeflerimiz var. Benim de bir hedefim var. 3 senelik projede bu sene, önümüzdeki sene ve 3. sene olmak üzere bir planımı yaptım. Bunu yere gelince, zamanı gelince konuşuruz. Ama başkanım, ben, yönetici abilerim bunu çok iyi biliyorlar. İnşallah hedeflerimiz doğrultusunda Bodrum'a katkı sağlayacak bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Her şeyle, hem yönetimiyle, hem başkanıyla, hem aileyle, hem oyuncu arkadaşlarımla. Çünkü biz ekip olarak işte burada 8 tane arkadaşım oturuyor. Biz her gün Bodrum Spor gündeme geldikten sonra, ki Bodrum Spor'da aşağı yukarı bir haftalık bir gündem değil mi başkanım? Daha öncesi evet, yoktu. Yok. Ama biz işimiz gereği, ki ben de bunun önceki dönemde yorumcu biliyorsunuz, kanalda yorumluyordum maçları. Orada da takip etmemle beraber her takıma hakimiz. Bodrum Spor'da o takımlardan bir tanesi. İnşallah bildiğimiz, aidiyet önemlisi şu, aidiyet duyduğumuz, aidiyet duygusunu hissettiğimiz bir yerde elimizden ne gelirse bütün canı gönülden, bütün niyetimizle yardım etmeye çalışacağız. Bu ekip bunun için burada. İnşallah da sizlerin de desteğiyle en iyi şekilde hedeflediğimiz plana doğru ilerleyeceğiz. Şimdi bir takımın içine girip futbolcu arkadaşlarla konuşacağız, selamlaşacağız, istişare edeceğiz. Biz zaten burada 8 tane çok inandığım, güvendiğim, ilk günden beri yanımda olan hocalarımla, bazı takviyelerimiz oldu ama inandığım hocalarımla biz gereken durum neyse onu değerlendirir en iyi şekilde. Bodrum'un menfaati neyse ona göre bir durum sergileriz. Biz her şeyi çıkardık. İnşallah da eksikleriyle, fazlalıklarıyla bir şekilde tamamlayacağız. Eksiğini alıp fazlalaştırmaya çalışacağız. Fazlasından da alıp eksiğini birleştirmeye çalışacağız. Biz Bodrum'la alakalı şu an, tabii ki takım içine girmeden yine bir şey söylemek istemem ama takım içine girdikten sonra en kısa zamanda ilk maçımız Alanya'ydı zaten. O maçla beraber daha bir net cevap verebiliriz size. Ama şu an ben masa başında size ne söylesem gerçekçi olmaz. Bence o taraftan lütfen böyle çekerseniz daha iyi. Şöyle. Aslında burada da çekebilir mi? Çekebilir miyim? Hocam sizi burada tekrar alalım. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Başarılar. Başarılar.